sınıfa çıkıyorum. Sana iyi dersler. Sana da. Ama Melis'e selam söyle. Söylerim. Biz bu akşam sinemaya gidiyoruz. İstersen sen de gel. Yok, siz ikiniz baş başa gidin. Yine de sağ ol. Görüşürüz. Aa, ne haber kızlar? İyiyiz. O senin yeni erkek arkadaşın mı? Yok, bir aile dostumuzun çocuğu. Abim öyle düşünmüyor ama. Cem kardeşim bile benden kıskanıyor. Neyse, Cem'den konuşmayalım. Hadi görüşürüz. Ay, şunun oralarına bak. Gıcık oluyorum. Bir gün onun saçını başını yolacağım. Bırak ya. Ailece ondan kurtulduk ya. Oh, iyi oldu. Hadi iyi dersler. Bay bay. Günaydın Buket. Günaydın. İlk ders ne? Ders programına baksana. Ya şimdi çantamın en dibinde. Çıkartamam. Ya söylesen ne olur. Resim. Aa, ilk evden çıkarken Firuze abla resim dosyanı al demiş. Yoksa evde unutacaktım. Sonra konuşuruz kızlar. Buket, bir şey mi oldu? Yok bir şeyim. Evde bir şey mi oldu kardeş? Seninle mi kavga ettin? Hayır. Annen mi kızdı? Hayır. Sen ne zamandan beri benim sorunlarımla ilgilenmeye başladın? Arkadaşım. Buket, ne biçim konuşuyorsun? Sen benim sıra arkadaşımsın. En iyi dostumsun. Senin sorunun benim sorunum. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Buket, neler söylüyorsun? Bu sana çilek. Aa, teşekkür ederim. Bir şey değil. Buket bak ne güzel değil mi? Çok güzel. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturabilirsiniz. Osman'cığım tahtaya gelir misin? Firuze'cim, ben çıkıyorum. Evde bir eksik var mı? Akşam gelirken getireyim. Ben Sadık Bey'e sabah bir liste yaptım. Patates, soğan eksilmiş. Onları alır gelir herhalde. Tamam, peki o zaman. Hadi canım, kolay gelsin. Kolay gelsin size de. Ay, bugün hava ne kadar güzel. En iyisi kafeye yürüyerek gitmek. Ali Bey, günaydın. Günaydın, affedersiniz, görmedim. Hayrola, nereden böyle? Suzan sonra size anlatırım. Benim pek vaktim yok, kusura bakmayın. Ama Ali Bey, ne oldu? Suzan anlatır dedim ya, kusura bakmayın. Yavrum, sana ne gönderiyorum şimdi? Bekle, bekle. Betüş kafeye iyi günler. Alo Suzan, ben abi. Suzan kafayı cam attım, oynatacağım. Her yere aradım, halam yok. Aa, ne güzel haber. Dalga mı geçiyorsun Suzan? O benim halam. Bak, huzur evine gidiyorum diye dışarı çıktı. Bütün huzur evlerini aradım, yok. Hatta gelirken karakolda arama kaydı bile çıkardım. Tabii gel gitti kadın. Nereye gideceğini unuttu. Başka yere gitti. Ayol, deli misin sen? Ne diye araba kaydı falan bırakıyorsun? Oh de işte, rahatla hayatım. Vıdı vıdısından, çenesinden kurtuldum. Baş başayız artık Avni, baş başa. Suzan ne olur böyle konuşma, o benim halam. Bak Suzan, ne yapıp ne edip halamı bulacağım, tamam mı? Vallahi hakkında hayırlısı, neyse olsun hayatım. Merak etme şekerim. Canı istediği zaman her bir şeyi hatırlar. Zaten eve dönmek istese bir yolunu bulur döner. Hadi beni daha fazla konuşturma, işim gücüm var, fıttırtma beni. Hadi hadi, bay bay. Akraba düşmanı ne olacak Nimrut? Ay hala uyuyormuş, merdivenlerde oturmaktan daraldım. Oh, bari Dudu'nun odasına gideyim. Merhaba Dudu, günaydın.
Kapımı her açık gördüğünde içeri dalmasan olmaz mı? Ne yapayım, aşağıda misafir var. Bütün geceyi merdivende uyuyarak geçirdim. Her yerim tutuldu. Azıcık şuraya kıvrılabilir miyim? İyi tamam, geç ama gıkını çıkarma. Tamam. Azıcık şekerleme yapacağım, o kadar. Oh, oh. Ay, of, çok rahatmış. Nevfi Hanım uyuyor mu hala? Hem de horul horul. O uyanana kadar sen de burada mahsursun işte. Aa, niyeymiş o, niye mahsur kalacakmış? Dudu, şöyle yanıma gelsene. Sarkma Taci, hop hop. Tamam tamam, affedersin. Kokunu özlemiştim de ondan söyledim. Ne o elindeki senin? Sihir kitabı mı yoksa? Ay Dudu, yine mi sihir peşindesin? Uyusana Taci, uyusana. Anlaşılan uyumasam daha iyi olacak. Sen yine niyeti bozmuşsun. Ben aptal mıyım Taci, senin yanında sihir yapayım? Ben aşağı iniyorum. Senin aklında hinlik varken beni uyku mu tutar? Ben de geliyorum. Hiç de bile gelemezsin. Kapıyı kilitledim. Al işte, kilitledi kapıyı, kaldım gene burada tek başıma. Ay şimdi bu kadıncağızın yanında nasıl sihir yapılır? Şatoyu eve dönüştürdük. Bu kitabı da ortadan kaldırmak gerekir. Hayır, kalkar, uyanır mı uyanır? O kitap ne der? Tam zamanında yapmışım. Merhabalar Mevfibe Hanımcığım. Merhaba arkadaşım. İyi uyudunuz mu? Hamdolsun, oradakinden daha huzurlu uyudum. Ama Suzan beni rüyamda da rahat bırakmadı. Ya Duda Hanımcığım, Avni'den başka bir adam olsa Suzan'a dakika dayanmaz. Çok cazgır, çok geçimsiz. Avni o kadar seviyor ki onu. Her bir dediğini yapıyor. Bak, benim evden gitmeme bile karşı koymadı. Merak etmeyin, Suzan hatasını anlar. Ve Avni'nin sizi ne kadar çok sevdiğini de görür. Gelir sizden özür diler. Her şey yoluna girer. Yok, değişmez. Böyle gelmiş, böyle gider. Nalet! Oh oh, Allah'ıma şükürler olsun. Mevhibe Hanım, iyi ki de gitti evimizden. Çocuğum onun o meymenetsiz suratını görmeden büyüteceğim. Ay Sultan, yeter, yapma lütfen. Böyle giderse çocuğu düşüreceksin ama. Aman, dur kız. Şurada Mevhibe Hanım'ın gidişine parti veriyoruz ayol. Zaten birazdan burayı müşteriler basar. Rahat rahat kıvır tamam da. Oo. Sürpriz! hoş geldiniz hayatım. Hoş bulduk. Betüş'cüğüm, ben iş yerine uğradım. Yavuz'la Sadık'ta yemeğe çıkıyorlardı. Tuttum kollarından buraya getirdim. Çok hep iyi. Beraber yeriz diye. Geçsenize. Hadi buyurun. Bana bak Suzan. Her şey yolunda mı? Hem de nasıl? Tahmin ediyorum. Bebeğin kız olacak değil mi? Bilemedin. Ama daha iyisi. Buldum. Hala sizden gitti. Aa, aferin kız. Ne akıllı çocuk bu böyle. Canım. Anası kim? Ama yapmayın Mevhibe Hanımcığım, siz böyle ağlayın da ben çok üzülüyorum ama. Üzülmeyin Duda Hanımcığım, benim de kaderim buymuş. Gün gelecek bir ayağım çukura girince yeğenim ve karısı beni evde istemeyecek. Size ne oldu şimdi? Benim de damatlarımla aynı sorunlarım var. Onlar da sizi mi istemiyorlar? Hayır, tam tersi. Ben damatlarımın benim damatlarım olmasını istemiyorum. Benim kızlarım daha iyilerine layıklar ama onlar gittiler, bu şapşallarla evlendiler. Yo, öyle demeyin. Sadık da Yavuz da aklı başında beyefendi çocuklar. Dışı sizi yakar, içi beni yakar. Halbuki ben öyle birileriyle evlensinler istiyordum ki böyle hep birlikte mutlu mesut bizim evde beraber yaşayalım. Ama olmadı. Herkesin kendi hayatı var neticede. Anlamak lazım. Benim gelin de keşke Betüş gibi olsaydı. Ne güzel bir aile olurduk.
Bana hayatımın fikrini verdin. Eğer Betüş'le Suzan'ın karakterlerini değiştirirsem Şapşal Sadık'tan çabucak kurtulurum. Çünkü Sadık cazgır kadın sevmez. Ne düşünüyorsunuz Duda Hanımcığım? İyiciğim, içimden bir ses yakında Suzan'ın aklını başına toplayacağını, sizden gelip özür dileyeceğini ve hep birlikte mutlu mesut yaşayacağınızı söylüyor ya. Siz Suzan'ı tanımamışsınız Duda Hanımcığım. Hem de hiç. Şu karakter değiştirme sihirine bir bakayım. Nasıl akıl edemedim bunu ben? Evet. Tamam, buldum. Güzel olmuş kız spagetti. Ne sağlık Betüş. Afiyet olsun. Gerçekten de öyle. İyi ki de yemek servisine başladınız. Canım bunlar yemek sayılmaz ki. Fast food şeyler işte öyle. Ben sırf bu yemekleri seviyorum. Hamburger, makarna bu kadar. Olmaz ama. Başka şeyler de yemen lazım tatlım. Yoksa cücük olursun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.